Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2016 yılı son değerlendirme toplantısı yapıldı. Elazığ Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Bingöl Valisi Yavuz Selim Koşker, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret Sanayi Odası Başkanları ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop katıldı. Yapılan toplantıda ajansın doğrudan faaliyet desteği başvuruları ile 2017 yılı çalışma programı ve bütçesi değerlendirildi. Toplantıyla ilgili bilgi veren Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, toplantıda doğrudan destek faaliyetleri altında ajansa yapılan müracaatların da karara bağlanacağını belirtti. 2017 yılının bölge illeri için önemli olduğunu aktaran Zorluoğlu, Cazibe Merkezi İller Programı ile ajansın çalışmalarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. 2016 yılında yaptıklarımızı da bir genel değerlendirme şeklinde değerlendireceğiz. Yine bugünkü toplantıda doğrudan destek faaliyeti adı altında ajansımıza yapılan müracaatları projelerinde karara bağlayacağız. Malumunuz 2017 yılı bölge illerimiz için Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için ayrıca önemli. Çünkü hükümetimizin açıkladığı bir cazibe merkezi iller destek programı var. Bu destek programına bu az önce saydığım 4 ilden başka bir de Adıyaman katıldı. Ve inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu cazibe merkezi iller destek programının ana unsurları ayrıntılarıyla birlikte hükümetimiz tarafından karara bağlanacak. Ve bölgemiz yeniden ve güçlü bir şekilde yatırımcılar için daha cazip bir bölge olacak. Ve bizler Kalkınma Ajansı olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı bölge illerinde daha fazla yatırım gerçekleşebilmesi, daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek için yoğun bir gayret sarf ediyor. Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Cazibe Merkezi İller programıyla Fırat Kalkınma Ajansı da bu çabalarını daha da yoğunlaştıracak ve illerimiz bir bütün olarak, bölge olarak inşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek, kalkınacak.